Merhaba sevgili öğrenciler. Ben fen bilgisi öğretmeni Filiz Yıldırım. Bu dersimizde fen bilimleri MEP kitabındaki 4. ünite madde ve değişim ünitesindeki 2. bölüm olan maddenin ayırt edici özelliklerini göreceğiz. Hemen sayfamızı ayarlıyorum. Evet. Maddenin ayırt edici özelliklerinde Erime noktası, donma noktası ve kaynama noktası nedir? Bu kavramları öğreneceğiz. Resmi inceleyelim. Resimde dondurma satan, dondurmacı dondurmayı çocuğa veriyor. Çocuk da karşına demir para veriyor. Fakat dondurmanın eridiğini, fakat demir paranın erimediğini görüyoruz. Neden acaba dondurma da katı? Demir para da katı. Dondurma eriyor. Katıdan sıvıya geçiyor. Ama demir para ermiyor. Bunun nedenini öğreneceğiz şimdi. Doğada çok çeşitli maddeler bulunur. Bu maddelerden bazıları görünüşleri ve fiziksel özellikleri bakımından neredeyse aynıdır. Maddeleri nitelemek için renk, koku, tat, sertlik, yumuşaklık, esneklik, kırılgan gibi özelliklerini kullanıyoruz ve bunları daha önce öğrenmiştik. Fakat her maddeyi beş duyu organımızla e, belirlememiz mümkün değil, ayırt etmemiz mümkün değil. Örneğin maddelerin tadına ya da kokusuna bakmak tehlikeli olabilir. Bir asidi tadına bakarak asit mi değil mi diye anlayamayız mesela. Ayrıca maddelerin fiziksel özellikleri birçok madde için ortak olduğundan bunun yerine maddeleri ayırt etmek için bazı özelliklere ihtiyaç duyuyoruz. İşte maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan bu özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri diyeceğiz. Bakalım nelermiş bunlar? Elime noktası ve donma noktası. Çocuklar saf bir katı madde ısı aldığında sıcaklığı yükselir. Sıcaklık belli bir değere ulaştığında katı madde erimeye başlar. Geçen dersimizde bunu öğrenmiştik değil mi? Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesini biz erime demiştik. Peki maddenin erimeye başlaması için belli bir sıcaklık değerine ulaşması gerekiyor değil mi? İşte bu sıcaklık değerine erime noktası diyeceğiz. Az önceki resimde hatırlayın dondurma erimişti ama demir para erimemişti. Demek ki dondurmanın erimesi için o sıcaklığa ulaşılmış ama metal paranın erimesi için uygun sıcaklığa ulaşılmamış. İşte bu sıcaklığa biz erime noktası diyoruz. Bakalım demirin erimesi için erime sıcaklığı 1535 derece olmuştur. Bu arada erime noktası, erime sıcaklığı aynı kavram. 1535 derece gerekiyormuş. Bakır için ise 1083. Buzun erimesi için ise 0 dereceye ihtiyaç varmış. Etil alkolün katısının erimesi için eksi 117 oksijenin katısının erimesi için eksi 218 dereceye ihtiyaç varmış. Bunlar sadece bazıları. Her maddenin erime sıcaklığı, erime noktası kendine özeldir. İşte zaten bu yüzden ayırt edici özelliktir. Hepsi birbirinden farklıdır. Yani erime noktası sıfır olan bir madde söyleyin bana dediğimde hemen buzu söyleyebilirim buzdan başka hiçbir madde saf olmak koşuluyla tabi sıfırdan başka derecede erimez. Bakın ayırt ettim. Doğadaki tüm katılardan ayırt ettim buzu sıfır derecede eridiği için. Demek ki erime noktası maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Çocuklar şurayı farklı kalem alarak anlatmak istiyorum size. Burası çok önemli çünkü. Katı maddenin tamamı eriyene kadar sıcaklığı sabit kalır. Öğretmenim bu ne demek diyorsunuz. Bakın elimde bir buz olsun. Bu buza ben alttan ısı verdiğimde buz sıfır dereceye geldiğinde erimeye başlayacak değil mi? Şimdi buzun eridiğini farz edelim. Şu anda bu sıfır derece. Erimeye başlayacağı sıcaklık. Bu buz erimeye başladığında buzun bir kısmı eridi. Sen alttan ısı veriyorsun ya Verdiğim bu ısı buradaki tanecikleri eritmek için harcanıyor. O yüzden sıcaklığı yine sıfır derecedir. Buz biraz daha eridiğini farz edelim. Bakın buz biraz daha eridi. Diğer farklı renkli kalemimi alacağım. Buz biraz daha eridi. Bakın daha fazla erimiş halde verdiğin ısı onu eritmek için kullanılıyor. O yüzden sıcaklığı yine sıfır derecede. Yani bu buz tamamen sıvı hale geçene kadar verdiğin ısı hep bunu eritmeye harcanıyor ya sıcaklığı hep sıfır 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 kalacak. Çok önemli çocuklar. Katı maddenin tamamı eriyene kadar sıcaklığı hep sabit kalır. Nedenini öğrendik mi? Çünkü verilen ısı bunu eritmeye harcanıyor. O yüzden sıcaklık yükselmiyor. İleride soru çözerken bundan çok değineceğim. Çocuklar çok bahsedeceğim. Önemli çünkü. Evet. Sıvı haldeki saf bir madde ısı verildiğinde sıcaklığı düşebilir. Sıcaklık belirli bir değere düştüğünde madde donmaya başlar. Bu sefer sıvı madde sıcaklığını, ısısını kaybediyor sıvının donmaya başladığı bu sıcaklık değerine donma noktası denir. Hatırlayalım hemen önceki dersimizi. Sıvının katıya dönmesine biz donma diyorduk. Değil mi? Donması için geçen bu süreye, bu olaya, bu sıcaklığa biz ne diyormuşuz? Donma noktası diyormuşuz. Bakın dikkat edin yine aynı kavram. Sıvı maddenin tamamı donana kadar sıcaklık sabit kalır. Yani su donuyor. Kaç derecede donuyor? Sıfır. Donana kadar, suyun tamamı buz olana kadar hep sıcaklığı sıfır kalacak. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Aynı maddenin erime noktasıyla donma noktası aynıdır. Olaylar birbirinin tersi olduğu için çocuklar sıcaklıkları da aynı oluyor. Burası da bizim için çok önemli. Bakın buzun erime sıcaklığı noktası 0 derecedir. Suyun donma noktası yine 0 derecedir. Evet. Şimdi burada başka bir kavramdan bahsediyor bize yine önemli. Saf maddenin erime ve donma noktası madde miktarına bağlı değildir. Ne demek istiyor burada? Elimde bir bardak su olsun. Bir bardak su var elimde. Peki benim elimde bir de iki bardak su olsun. Elimde iki bardak su olsun. Ben elimdeki bir bardak suyu dolaba koyacağım. Bir de iki bardak suyu dolaba koyacağım. İkisini de dondurmak istiyorum. Peki su sen kaç derecede donardın? Su sıfır derecede donar. Bir bardak su sıfır derecede dondu. Peki iki bardak su, sen kaç derecede dondun? İki bardak su da sıfır derecede dondu. İyi de suyun donma noktası sıfır değil mi? Ama öğretmenin bu iki bardak su olsun, su olduğu için onun donma sıcaklığı yine sıfır. E peki ne değişti o zaman? Çocuklar, burada süre değişti bir bardak su hemen donar ama iki bardak su geç donar. Ama her ikisi de sıfır derecede donacaktır. Bunu unutmuyoruz çocuklar. Erime ve donma noktası madde miktarına bağlı değildir. Maddenin miktarı erime ve donma noktalarını etkilemez. Sadece sürelerini değiştirir. Yine önemli bir noktaydı. Evet. Şimdi bakalım kaynama noktası ne demekmiş? Geçen derslerimizde yine hatırlayalım. Sıvının gaza dönüşmesine biz buharlaşma diyorduk değil mi? Bu olay buharlaşma olayıydı. Ve biz buharlaşmayla kaynama arasındaki farkları öğrenmiştik demiştik ki buharlaşmanın en yoğun olduğu duruma kaynama diyorduk. Peki saf sıvılar belirli bir sıcaklık değerinde kaynamaya başlar. Yani suyu düşünelim. Su bakın burada çaydanlığın içerisinde suyumuz var ve kaynıyor. Su senin kaynaman için kaç dereceye gelmen lazım? Su 100 dereceye gelmesi lazım kaynaması için. İşte kaynamaya başladığı bu sıcaklık değerine kaynama noktası diyeceğiz. Su için bu 100 derece. Bunu unutmayın. Kaynama süresince saf sıvıların sıcaklığı yine değişmez. Bakın burayı unutmayalım. Elimde bir su var. Bir bardak elimde su olsun. Ben bu suya alttan ısı verdim ve su fokur fokur kaynamaya başladı. Ama kaç derecede kaynamaya başladı? 100 dereceye gelince işte kaynama sıcaklığım bu. Su kaynamaya başladı. Hızlı 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 buharlaşma oluyor. Bakın. Suyun miktarı azaldı. Kaynama daha fazla ısı aldı ama yine 100 derece kabımın içerisinde su çok azaldı. Daha fazla buharlaşma oldu. Daha fazla su buhar haline dönüştü ama yine 100 derece. Bakın kaynama süresince kaptaki su tamamen bitene kadar alttan ısıyı ne kadar verirsem ver hep sıcaklık 100 derece. Neden? Neden? Çünkü senin verdiğin ısı bunun halini değiştirmek için harcanıyor. Sıcaklığı değiştirmiyor bu yüzden. Tekrar söylüyorum önemli. Kaynama süresince saf sıvıların sıcaklığı değişmez. Kaynama noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. O zaman gelin bakalım başka maddelerin kaynama sıcaklıkları nasılmış. Bakın su 100 derecede kaynıyormuş. Sıvı demir 2750 derecede kaynıyormuş. Sıvı bakır 2567, etil alkol 78, cıva 357 derecede kaynıyormuş. Aseton 56 derecede, oksijen eksi 182 derecede kaynıyormuş. Görüyor musunuz? Her maddenin, her maddenin kaynama sıcaklığı farklı. İşte bu onun ayırt edici olduğunu gösteriyor. Yani elimde bir sıvı var. Bu sıvı 100 derecede kaynıyor dediğin anda hemen bu sudur diyorsun. Ha, bak bütün sıvılardan onu ayırt ettin. Demek ki kaynama noktamız maddeler için ayırt edici özelliktedir. Evet şimdi burada çok güzel bir etkinliğimiz var çocuklar. Size grafik anlatacağım biraz. Grafik yorumlamayı öğreteceğim. Elif ve Ege öğretmenlerin kontrolünde saf bir katıyı ispirto ocağında ısıtıyorlar. Bakın ispirto ocağına koymuş aşağıdan ısı veriliyor. Sıcaklık değişimini buradaki termometre ile ölçüp grafik çiziyor. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplandırıyorlar. Elif'in ve Ege'nin kağıtlarını inceleyip aldıkları puanları tespit edin demişler. Aşağıda kağıtlarını Şimdi puanlayacağız. Fakat önceki bu grafiği size anlatmak istiyorum. Ee, sizlerin en çok sıkıntı yaşadığınız noktalardan biridir grafik okumak. Lütfen iyi dinleyin. Bakın şuradaki, şurada yazılanlar sıcaklıkla ilgilidir tüm rakamlar. Yataydaki yazılan 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar olanlar zamandır. Yani geçen süreyle ilgilidir. Ocağın altını açtığımda Bakın şu x'in birleştiği nokta sıfırdır. İlk sıcaklık sıfırmış. Dikkat ederseniz birinci zamanda sıcaklık artmış, ikinci zamanda sıcaklık artmış, üçüncü zamanda sıcaklık artmış, dördüncü zamanda sıcaklık artmış. Fakat beşinci zamana geldiğim zaman sıcaklık artmamış. 60 derece ise yine 60 derece kalmış. Altıncı zaman aralığında Yine 60 derecede kalmış. Allah Allah neden sıcaklık değişmiyor? Hatırlayın az önce bahsettiğim gibi hal değişimi varsa sıcaklık asla değişmiyordu. O zaman bu katı değil miydi? Evet bu katıydı. Sıcaklık sabit kaldığına göre madde demek ki burada hal değiştiriyor. Hangi hale geçiyorsun? Katı sıvıya geçiyor. Yani şurada bulunan katımız erime olayı gerçekleşiyor. Bakın erime. Burada erime olayı gerçekleşiyor. Nereden anladım? Sıcaklığın hep sabit kalmasından anladım. Peki erime burada oluyorsa soruyorum size. Aşağıda birazdan cevaplandıracağız. Erime sen tam dördüncü zamanda mı başladın? Evet. Peki hangi sıcaklıkta? Hmm, sıcaklık soruyor. O zaman sıcaklığın olduğu tarafa bakacağım. O 60 derecedeymiş. Ben o zaman şunu söyleyebilir miyim? Erime noktam. Çocuklar E nokta ne derlerse bu erime noktası demek 60 derecedir. Devam edelim. Bakalım. 7. dakikamda sıcaklık artmış. 8. dakikama kadar sıcaklık artmış. Ama 8. dakikadan sonra bakın 120 dereceye geldiğinde 9. dakikamda da 120, 10. dakikamda da 120. O sıcaklık değişmemiş. Çok önemli. Sıcaklık değişmiyorsa madde hal değiştiriyor demektir. Sıvı madde ısı alıyor alttan bakın. Sıvı madde hal değiştiriyorsa ve alttan ısı alıyorsa hangi hale geçiyordur? gaz haline. Peki biz bu olayın adına ne diyorduk? Sıvının ısı alarak gaz haline dönüşmesine buharlaşma diyorduk. Peki hemen bakalım. Madde burada fokur fokur kaynamaya başladı. Bütün sıvı gaz haline geçene kadar buharlaşma olacak. Peki Hangi sıcaklıkta başladı bu olay? Hemen bakıyorum. Bakın 120 derecede o bunları takip edin. Aa! O zaman kaynama noktası kaç derece? 120 derece. Gördünüz mü? Bakın 120 derece zaten direkt karşısında sıcaklık tarafından okuyorum bunu. Öğretmenin buharlaşma sıcaklığı olmaz mı o? Hayır çocuklar. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Buharlaşmanın en sıcak olduğu, en hızlı olduğu yer burası. Kaynama noktasıdır. Bunu karıştırmayın lütfen. Grafiği anladığınızı düşünüyorum. Şimdi aşağıdaki soruları çözeceğiz tek tek. Öncelikle Ege'yi değerlendirmek istiyorum. Madde dördüncü ve 6. dakika arasında ısı almamıştır demiş. Evet. Maddenin dördüncü ve altıncı dakikalar arasında çocuklar biraz buğulu yazılmış ısı almamış demiş. Bakıyorum dördüncü ve altıncı dakikalar arasında madde erirken ısı alıyor. Zaten erime katı maddenin sıvı hale geçerken ısı alarak gerçekleştiği bir olay değil miydi? O zaman yanlış. Bakın Ege zaten yanlış demiş. Peki Elif ne demiş? Ya doğru demiş. O zaman Ege buradan, Elif buradan puan alamadı. Ama Ege buradan puan alabildi. Ege'nin kağıdını okuyorum. Madde iki kez hal değiştirmiştir. Bakıyorum yukarı. Evet. Bakın iki tane düz çizgi var. Erime ve buharlaşma olmuş. Doğru demeleri lazım. Evet. Ege doğru demiş. Elif de doğru demiş. 8. ve 10. dakikalar arasında madde ısı almıştır. Hemen bakıyorum. 8. ve 10. dakikalar. Dakika dediği için zamana bakıyorum. Evet buharlaşırken madde ısı alır. Doğru demesi lazım. Ege doğru demiş. Elif de doğru demiş. Devam ediyorum. Birinci ve dördüncü dakikalarda maddenin sıcaklığı artmıştır. Bakıyorum Ege'nin. 1. ve dördüncü zaman aralığında maddenin sıcaklığı artmış. Evet bak 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sen buradan ilerlerken sıcaklık da burada ilerliyor. Evet sıcaklık artmış. Doğru mu demiş bakalım Ege? Aa yanlış demiş. Doğru demesi lazımdı. Puanı gitti. Elif ne demiş? Doğru demiş. O zaman artımızı koyduk. 10. dakikanın sonunda madde sıvı haldedir. 10. dakikaya geri dönüyorum. 10. dakikaya yukarı çıktım. Artık madde buharlaştı. Hangi hale geçiyor? Gaz. Çocuklar buharlaşma bittiği anda gaz oldu artık tamamen. Kendisi sıvı demiş. 10. dakikada madde sıvı demiş. Yanlış demesi lazım. Gaz demesi lazımdı. Ege yanlış demiş. O zaman doğru demiş. Maddesi var da yanlış demiş. O zaman burada da doğru söylemiş. Elifinkinle puan verdik. Kaynama noktası 120 derece mi demiş? Bakalım öyle mi? Kaynama sıcaklığı noktası 120 derece biz burada bulmuştuk zaten. Doğru demesi lazım. Ege doğru söylemiş. Elife bakıyorum. Elif de doğru söylemiş. Egenin puanını hesaplıyorum. Her bir doğrusu 2 puan olacaktı. 2 4 6 8 10 puan aldı. Elife bakıyorum. 2 4 6 8 10 o da 10 puan almış. Farklı yerlerde yanlış yapmışlar. İkisinin puanı da aynı. Bu tarz soruları çok fazlaca göreceksiniz çocuklar. Eğer karıştırırsanız lütfen videoyu geri alıp tekrar dinleyin. Şimdi bir yere daha bakacağız. Bir sorumuz daha var. Tuna ve Irmak, fen bilimleri laboratuvarında öğretmenlerin kontrolüne bir deney yapıyorlardı. Beherglas'ın içine koydukları saf bir sıvıyı ispirto ocağın üzerinde ısıttılar. Beherglas nedir öğretmenim diyenler oluyor bazen. Beherglas cam bir kap demek. Sıvı kaynamaya başladıktan sonra ben altını çizmek istiyorum. Sıvı kaynamaya başladıktan sonra sıvının sıcaklığını ölçüp kaydediyor. Kaç derecede kaynıyorsa. Bu ölçümden 20 dakika sonra sıvının sıcaklığını tekrar ölçüyor. Hmm, hemen düşünüyorum. Sıvı var. Sıvının içerisindeki e sıvımız... Evet ispiriti ocağın sıvıyı vermemiş. Tamam çocuklar. Diyelim ki kaç derecede kaynıyor? E, 100 derecede kaynıyor. Peki kaynama boyunca bu 100 derece değişir mi? Değişmez. 20 dakika sonra ölse değişir mi? Değişmez. Hemen bunu öğrenmiştim zaten. Yukarıda verilen metne göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Birinci sorumuz... Irmak ve Tuna'nın yaptığı ilk sıcaklık ölçümü ile ikinci sıcaklık ölçümü arasında nasıl bir ilişki olabilir? Tahmin ederek aşağıdaki sonuçlardan birini işaretleyiniz. Kaynama noktası düşmüştür. Kaynama noktası değişmemiştir. Kaynama noktası yükselmiştir. Evet çocuklar kaynama esnasında hal değişimi esnasında sıcaklık değişmez. Cevabımız ne olacaktı? Değişmez olacak. Bir de bunun sebebini açıklamanızı istemiş. Zaten söyledik. Maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır çocuklar. Evet, maddenin ayırt edici özellikleri konumuzu öğrenmiş olduk. Maddenin ayırt edici özelliklerinde erime noktası, kaynama noktası, donma noktası maddeler için özeldir çocuklar. Bu yüzden ayırt edebiliyoruz. Bir sonraki konumuz ısı ve sıcaklık. Bunu daha sonraki dersimde anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar etmeyi unutmayın.